Selam gençler, Kimya Adası'sınız. Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz. Gençler, kampımızın 3. günündeyiz ve 77 kampında, 64 günde TET Kimya'yı bitirme hedeflediğimiz kampımızda elementler ve kimyanın sembolik dili dersini anlatacağım sizlere ve Üçüncü gün üçüncü ders dedik. Hemen baktığımız zaman dersimizi sayfa 13'ten siz de benle mutlaka beraber yazın. Mutlaka siz de arkadaşlar notlarınızı alın istiyorum. Tamam. Evet şimdi biz bu dersimize ne göreceğiz? Elementin tanımını yapacağız. Elementlerin sembollerini göreceğiz. Önemli bazı bileşikler var. Onların isimlerini, yaygın isimlerini vereceğiz, formüllerini vereceğiz ve dersimizin sonunda da ünitemizin 15 nolu sorusunu çözerek olayı anladık mı, anlamadık mı görmek istiyoruz. Umarım size fayda sağlayan güzel, iyi bir ders videosu olur arkadaşlar. Müzik Element kavramının tarihsel gelişimiyle başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi insanların madde hakkındaki ilk düşünceleri aslında daha böyle deneysel değil de ne boyuttaydı? Felsefi yani e, düşünce arkadaşlar diye e, söyleyebiliriz. Felsefi şeklinde yazabiliriz. Tabii ki şimdi Thales'e göre, Thales dediğimiz bir simyacı var, filozof var. Ona göre her şey aslında sudan oluşmuştur, sudan gelmiştir diye söyleyebiliriz. Şimdi Çin felsefesi var. Çin felsefesine göre madde aslında 5 temel öğeden meydana geliyor. Bakın Thales'in kendisi de burada görüyorsunuz ama şimdi toprak var, su var, ateş var, metal var ve odun var. Yani bu Çin felsefesine göre 5 tane temel öğe var maddeyi oluşturan ana etmenler. Neymiş bu? Mesela toprak arkadaşlar suyu yutar diyor. Sonra su ateşi söndürür. Ateş metali eritir, metal odunu kes, Ser, odun da toprağa tutar. Bakın tekrardan ne yaptı? Toprak suyu yutar gibi. Bu böyle bir dönüşüm vardır. Neye göre arkadaşlar? Çin felsefesine göre. Bunlar tabii ki arkadaşlar felsefi boyutta. Da. Daha sonra e, yine simyacılarımızdan ya da filozoflarımızdan diyelim Demokritos ve Lukupos arkadaşlar e, her maddenin aslında atom adı verilen, bakın atom adı verilen bölünemeyen. Evet. Atom demek aslında atomuz bölünemeyen parçacık diye söyleyebiliriz. Bölünemeyen madde eee ile oluştuğunu söylemiştir. Mesela bu madde mi? Evet elimizdeki şey madde. Hemen kapağımızı kapatalım. Elimiz kirlenmesin. Şimdi bu maddeyi biz ikiye böldüğümüz zaman bu kalır. Bir daha ikiye böldük bu kalır. Daha ikiye böldük bu kalır. İkiye böldük arkadaşlar şurası kalır. Daha ikiye böldük şu kadar kalır mesela hiçbir şey kalmadı. Daha da böldük şu kadar kalır. Böldük 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 artık arkadaşlar elde ettiğimiz madde bu maddenin aslında yapı taşı olmuş oluyor ama elde ettiğimiz o küçük parçayı daha bölemiyoruz. Ama bu, o küçük parçalardan milyonlarca bir araya getirirsek de maddeyi elde ederiz. İşte bu şekilde yorumlamış. Yani maddenin bölünemeyen en küçük yapı taşını atomuz şeklinde ifade etmiş. Kim bunlar? Demokritos ve... E, lükupos ya da işte daha farklı telaffuz edilebilir belki. Tam bilemiyorum aslında. Gelelim empodokles'e. Empodokles ise bütün maddelerin arkadaşlar aslında dört tane temel elementten oluştuğunu savunmuştur. Nedir bunlar? Ateş. Aslında şeye benziyor bu biraz. E, Çin felsefesinde benziyor. Ateş, su, toprak ve arkadaşlar hava şeklinde bunu bu şekilde söyleyebiliriz. 4 elementi bu şekilde ifade etmiş. Sonra arkadaşlar buradan Empodocles'in yorumundan sonra Aristo bu dört element tanımını geliştiriyor arkadaşlar ve maddeleri elementlerin özelliklerine göre sınıflandırıyor. Hangi özellikmiş bunlar? Hemen bunları yazmaya çalışalım arkadaşlar. Kuru, bunun tam tersi ne olur? Islak olmuş olur tabii ki. Ya da sıcak ve soğuk olacaktır. Şimdi... Arkadaşlar ateşin özelliği nedir tabi bakarsanız sıcak olması ve kuru olması değil mi? Hemen kuruyu ben şuraya yazsam mesela arkadaşlar ee, tabii ki baktığımız zaman sıcağı da buraya yazarsam. Şimdi ateşin karşısında su var. O zaman tam bunlar zıt özellik özell göstermesi gerekiyor. O zaman sıcağın tam tersi soğuktur ve kurunun tam tersi de arkadaşlar nedir arkadaşlar ıslaktır bunu böyle yazabiliriz şimdi bak ne oldu şimdi havaya bakarsanız havanın özelliği bakın havanın özelliği ne olmuş oldu hava sıcak ve ıslaktır diye söyleyebiliriz suya baktığımız zaman su ise arkadaşlar soğuk ve tabii ki ıslaktır diye söyleyebiliriz ve toprağa bakalım toprak kuru ve soğuktur diye söyleyebiliriz ateşte kuru ve sıcak diye bunu da belirtebilirim. Şimdi bu toprak hava ne demek aslında? Bak şu demek. Hava aslında neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Tüm gazları ifade ediyor. Tüm gazlar aslında Aristo'ya göre havadır. Ateş ise arkadaşlar tüm yanıcı maddeleri ifade ediyor. Tüm yanıcı maddeleri biz ateş olarak ifade ediyor. Kime göre? Aristo'ya göre. Su ise arkadaşlar tüm maddeler, tüm sıvılar e, sudan meydana gelmiştir. Yani aslında bu tüm sıvıları ifade eder diye söyleyebiliriz. Toprak da ne ifade ediyor? Bakın hava e, gazı ifade ediyorsa, su sıvıyı ifade ediyorsa toprak da arkadaşlar ne ifade edecek? Tüm katıları ifade edecek diye söyleyebiliriz. Evet. Şimdi gelelim arkadaşlar bunun üzerine Robert Boyle'un çalışmaları ki ilk dersimizi hatırlayın böyle söylemiştim Robert Boyle Rönesans döneminde yaşayan bir kimyacı ve bunun aslında yasası da var Boyle yasası diye vardır ve bu arkadaşlar kuşkulu kimyacı yani e, kuşkulu kimyacı adında bunun bir kitabı var arkadaşlar bu kitapta e, Ariston'un element tanımını çürütüyor ve yeni bir Modern bir tanım oluşturuyor element üzerine ve bu tanım sayesinde aslında simya çağının da kapandığını, kimya çağının açıldığını söyleyebiliriz. Ve aslında zaten bu arkadaşımız çok büyük sıkıntılar yaşamış yaşadığı dönemi. Çünkü ezber bozmuş. Demiş ki böyle element deyince ateş, su, toprak, hava değil. Bakın element demek özel bir madde demektir ve bilinen yöntemlerle, kendinden daha basit bir maddeye ayrıştırılamıyorsa o madde elementtir demiş ve bu aslında yapılan ilk element için element için yapılan ilk modern ya da bilimsel tanımdır diyebiliriz. Bakın Robert Moyle burada kendisi de görüyorsunuz e, kuşkulu bir kimyacı olduğunu e, kitabında bahsetmiş belirtmiş. Evet şimdi o dönem tabii ki baktığınız zaman o dönemin e, e, coğrafyasını veya e, yapılan teknolojik imkanlar tabii ki çok fazla yok, kısıtlı bazı şeyler var. Elementleri ayrıştıramadıkları için bazı elementleri tabii ki yani bazı maddeleri, elementleri dönüştüremedikleri bazı maddeler var. Mesela kireç, kalsiyum karbonat tamam mı? Veya işte e, sud kostik ya da işte bunu bir sodyum hidroksit şeklinde söyleyebiliriz, su. Biz bu bileşik tabii ki bakın su bir bileşiktir. Çünkü farklı atomlardan meydana gelmiştir. Sodyum hidroksit gene bir bileşiktir veya kalsiyum karbonat bir bileşiktir. Bunlar arkadaşlar döneminde ne olmuş? Element sanılmış. Çünkü bunları daha parçalamıyorlar. Aynı zamanda arkadaşlar şimdi e, baktığınız zaman ne demiş? Kendinden daha basit maddelere par par parçalamayan, parçalamayan maddeler elementtir demiş. Ama radyoaktivitenin ya da işte çekirdek kimyasının keşfiyle ne olmuş? Elementlerin de yani atomların da parçalanabileceği anlaşılmış. Bakın mesela burada uranyum çekirdeğini alfa ışınması yaparak e, toryum çekirdeğine parçalamışız. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani farklı bir e, elemente dönüştürebilmişler. Dolayısıyla he, element tanımını güncellememiz lazım. Nasıl bir güncelleme yapacağız? Şöyle bir tanımımız var arkadaşlar. Aslında... Ee, birazdan onu bahsedelim isterseniz ama John Dalton'un önce onu bahsedelim. John Dalton da burada bir çalışmalar yapmış. Nedir John Dalton'un yaptığı çalışmalar? Arkadaşlar John Dalton e, maddenin, her elementin atom adı verilen ve parçalanamayan, bakın parçalanamayan ya da bölünemeyen e, maddelerden, taneciklerden oluştuğunu söylemiştir. Ama tabii ki bu şu anda günümüzde geçerli mi? Değil. Çünkü radyoaktivite ile beraber atomun da parçalanabildiğini biz biliyoruz. Evet. Dalton'da kendi ait bir modelleme var. Atomla alakalı ilk modellemeyi yapan kişidir. Bilim adamıdır. Bundan sonraki, bu önceden sonraki ilk e, ünte zaten atomdur arkadaşlar. Onu da söyleyeceğiz. Farklı elementlerin atomları da farklıdır. Tamam, güzel. Elementin atomlarının e, elementi özgü olduğunu söylemiş. Ama demiş ki bir elementin tüm atomları birbirine aynıdır demiş. İşte burada da bir hata yapmış. Neden? İzotop diye bir kavram var. Mesela bir elementimizin klor elementimiz düşünelim. Mesela klor elementimizin proton numarası 17'dir. Ama klorun bazısında arkadaşlar 17 proton olmasına rağmen 18 tane nötronu var. Birinde ise 20 tane nötronu var. Yani farklı çekirdekleri var. Mesela bunun kütle numarası 35. Bunun kütle numarası 37. Dolayısıyla bunlar da aynı element aslında kabul edilir. Ama farklı çekirdekleri olabilir. Yani nötron sayıları farklı gelebiliyor. İzotop dediğimiz bir kavram var. Yani dal Dalton aslında izotop kavramını da bilmiyormuş. Pekala. Ama ne demiş? Atomlar belli oranlarla bir araya gelerek bileşikleri oluşturmuştur demiş. Yani sabit oranlar yasası var zaten ve kendi bulduğu da katlı oranlar yasası var. Hatta farklı bileşikleri de bularak farklı bileşiklerdeki oranlarında bir elementlerin oranlarının farklı olabileceğini göstermiş. Bununla alakalı çalışmalar da yapmış. Önemli bir bilim adımıdır. Yani bakın bazı bazı çalışmalar sonucunda artık simyadan kimyaya geçiş yaptık ve modern element tanımını ortaya koymuştu. Ne demek o zaman modern element tanımı? Arkadaşlar element deyince aynı proton sayısına sahip olan atomların oluşan saf maddeyi biz element adını veriyoruz. Yani element deyince atom altı parçacıklar, protonlar, nötronlar ve elektronlar atomun proton sayısı aynıysa biz onun elementin ee, aynı element olduğunu söyleyebiliriz. Yani proton sayısı değiştiği zaman element değişir diyebiliriz. O zaman proton sayısı ya da işte diğer ifadeyle çekirdek yükü denilebilir ya da atom numarası denilebilir. Proton sayısı aslında bir elementin kimliğidir. Mesela sodyum proton sayısı 17, klorun proton sayısı e, sodyumun 11, klorunki 17, azotun ki 7, skandiyumun ki 21. Mesela magnezyum yazsak 12'dir. Bunları tabii ki ezberlemek zorunda değilsiniz aslında ama ilk 20'yi ama genellikle biliyoruz. Hani çünkü hem bize hız gerekiyor bazen sorularda hemen pratik yazabilmemiz için. Mesela alüminyum desek 13 tane protonu vardır gibi. O zaman her elementin neyi farklı? Proton sayısı birbirinden arkadaşlar proton sayıları birbirlerinden nedir? Farklıdır diyebiliriz. Evet 59. boşluğumuzda proton sayısı yazmış olduk. Peki şimdi elementlerin sembollerle gösterelim. Bakın Dört tane element var değil mi Aristo'ya göre? Hava, su, toprak ve ateş. Bakın Aristo zamanında yani simya döneminde de bu dört elementi de sembolize, sembolize etmişler. Bakın hava ve toprağa bakarsanız hani toprak yerde aşağı doğru havada yukarıda gibi göstermiş. Su mesela yer altındadır hani böyle aşağıdadır. Ateş de mesela yukarı doğru yanar ya bakın o şekilde ters var. Ama toprak ve havada tabii çizgiler var. Oradan ayrımı vardır. Peki sonra tabii fazla element yok ama işte altın mesela 1600 yıllarda bakın güneş gibi gösterilmiş. Sonra bakın bu şekilde gösterilmiş 1700 ve 1800'lerde. Civanın gösterilmesi daha farklı. Kurşun daha farklı gösteriliyor falan filan. Hani 1600'lerde farklı, 1700'lerde farklı, 1800'lerde farklı. Bu şekilde bu civa yanlış yazmış I olacak zaten onu söyleyelim. Bu şekilde bakın farklı farklı. İşte bu farklılıkların olması neticesiyle demişler ki ya bu böyle olmaz arkadaşlar. Yani ben civan diyorum siz benden altın anlıyorsunuz gibi. Hani bir ortak dilimiz yok. O zaman işte elementlerin işte sayılarının e, ve sembollerin artması bazı karışıklıklar oluşturmuştu İşte bu sorunu işte bakın arkadaşlar güleç yüzlü Berzelius işte görüyorsunuz Berzelius dediğimiz bir adam var. Bu bu sorunu çözmüş. Ne yapmış? Elementlerin Latince adları var tabii ki. Latince adlarının baş harflerini arkadaşlar büyük olarak kullanalım demiş ee, ve e, yetersiz gelirse ne yapalım? Yetersiz gelirse ikinci harfinde küçük olarak yanına ekleyelim demiş. Mesela azotu ne ile gösteriyoruz tek harfli gösteriyoruz ama neonu yanına bir tane küçük harf olarak gösteriyoruz. Burada bizim arkadaşlar sembolleri bilmemiz lazım. Tabi 118 tane element var. Her son sembolü bilemeyebilirsiniz. Çok normal. Ama arkadaşlar bizim bilmemiz gereken gene yani yaklaşık 40 tane falan sembol var. Bunları mutlaka çözelim ve öğrenelim arkadaşlar. Evet. Şimdi latince adlarına bakalım tabii ki. Helyus, bakın karbonyum, oksijen mesela çok benziyor ama kükürt mesela sülfür gibi hani baktığımız zaman. Şimdi bunların bazılarını vermemiz lazım. Mesela helyumu biz helyum olarak biliyoruz değil mi? Ve bunun sembolü biz de olsak belki he ile gösteririz. Mesela karbon, mesela karbon bu aslında. Biz olsak k ile gösterdik Mesela ka ile gösterdik ama bu ne yapıyor? C ile gösteriyor. Bakın c harfi çünkü Oksijen arkadaşlar e, görüyorsunuz. Latince ismi oksijenyummuş. Ve biz bunu o harfiyle ile göstermiş ve bu şekilde devam ediyor. Tabi bu Türkiye'de böyle, işte Macaristan'da böyle, Japonya'da böyle, Amerika'da böyle, yani Yeni, yeni Zelanda'da böyle. Her yerde böyle olunca herkes derdimizi anlatabiliyoruz. Yani biz ortak bir dil oluşturmuş oluyoruz. Sülfür mesela arkadaşlar kükürttür normalde. Ve biz olsak mesela KÜ ile gösteririz ama vatandaş S ile göstermiş sülfür olduğu için. Bak ne olmuş bu şekilde? Ortak bir dil oluştu, elementle bileşik yazmak kolaylaştı ve tepkimelerin yazılmasındaki karmaşıklıklarda ne olmuş oldu? Bu şekilde giderilmiş oldu diyebiliriz. Şimdi beraber inceleyelim isterseniz arkadaşlar. Birkaç tane bilmemiz lazım bunları. Hidrojeni biz H büyük H ile gösteriyoruz. He helyum arkadaşlar He ile gösteriyoruz. Lityum Li Evet bakın büyük harf L küçük harf I yardımcı harf. Berilyum B E şeklinde gösterilir. Bor sadece B harfiyle gösterilebilir. Karbon C'dir arkadaşlar. Azot N harfiyle gösterilir. Oksijen O harfidir. Neon N E E pardon burada flor var özür dilerim. Flor F ile gösteriliyor arkadaşlar. Tek başına F ile gösterilir. Neon N E ile gösterilir. Sodyum N A natriyumdan geliyor zaten. Bakın ben burada ilk 20 elementi direkt yazdım. Mesela 11 sodyum. Mesela magnezyum proton sayısı 12. Mg şeklinde gösteriliyor. Alüminyum Al şeklinde gösterilir. Silisyum Si. Fosfor bakın P. Biz olsak F, F ile gösterdik. Yani Fransa'nın ile gösterdik. O zaman florla bakın farklı oluyor. Kükürt S ile gösterilir. Klor Cl. Argon Ar. Evet. Potasyum bak çok enteresan. Bu K ile gösterilir görüyor musunuz? K potasyum. E, kalsiyum CA ile gösterilir. Demir. E, Bakın ilk 20 element kalsiyumla bitiyor ama yine bilmemiz gereken bu elementleri bilelim. Demir. Ferrum. FE. Nikel. Ni. Evet. Alimi e, altın. AU. Ksenon. E, KR. E, pa Özür dilerim e, o kripton. XE. E. Özür dilerim yanlış oldu. Evet. Düzeltiyoruz. Brom. BR. Arkadaşlar. Iyot I. Krom Cr. Gümüş Ag. Bakın altınla çok benziyor. Au altın. Gümüş Ag. Platin Pt. Mangan Murat Namlı Mn. Bakın. Antimon Sb. Kripton Kr. Civa Hg. Kurşun e, Pb. Bakır Cu. Kalay da Sn şeklinde. Biz buraya yazabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi bazı bileşikler var. Şimdi bak bunlar da bileşik. Bu bileşiklerin de arkadaşlar tabii ki biz bunların sistematik adını öğreneceğiz. Ama bunların yaygın adlarını bilmemiz lazım. Konumuzda var, kazanımlarda var. Mesela e, su deyince e, H2O yani iki hidrojen bir oksijen görüyorsunuz. ki Yani iki hidrojen atomuyla bir oksijen atomu birleşerek su molekülü meydana getirilmiş. Yemek tuzu bir sürü tuz var. Tuz deyince iyonik bağlı bileşik aslında ama yemek tuzu sodyum klorür. Kezap HNO3 evet nitrik asit diye söyleyebiliriz. Zat arkadaşlar H2SO4 sülfürik asit işte bunu böyle yazabiliyorum. Tuz ruhu HCl diye yazabiliriz. Evet HCl. Aynı zamanda mide asididir bu. Göz taşı arkadaşlar bakır 2 sülfat yani CuSO4. Nişadır arkadaşlar NH4Cl. Evet bunu da böyle belirtelim. Ee, sirke asidi, sirke ruhu CH3, C, Bakın organik bir asittir. Sirkenin içerisinde bulunan madde bu. Karınca asidi de işte karıncaları damıtarak bulmuştur. Ee, burada arkadaşlar bulunmuş. Ee, H, şeklinde yazılabilir. Alçı taşı çıkar bazen. Kalsiy kalsiyum sülfat. Ee, güherçili arkadaşlar K, 3. Bunu böyle yazabiliriz. Evet. Peki sut kostik. Sodyum hidroksit diye yazacağız. Potasyum hidroksit, e, potas kostik yani KOH. Arkadaşlar, şap dediğimiz bir madde var. O da AlSO4 2 çarpı su ama 12 tane su şeklinde buraya yazarız. Yani su ihtiva ediyor içerisinde. E, yani simyacıların kullandığı e, bir maddedir bu aslında. Glikoz C6H12O6 söyleyebiliriz. Kireç taşı ise kalsiyum karbonat. Bazen şimdi şap maddesini yazınca hocam bu 12 ne demek diyorsunuz? Mesela bir tane alüminyum sülfat olursa 12 tane su molekülü içeriyor gibi düşüneceksiniz. İki tane olsa 24 tane su olacaktır. Yani her bileşikte 12 tane su var demektir. Onu böyle yazıyor. Bazı bileşikler içerisinde nemli oluyor ve su ihtiva edebiliyorlar. Sönmüş keş. Bakın şimdi kireçler burada 3 tane. Kalsiyum karbonat Kireç taşı, sönmüş kireç deyince suyla tepkimeye girince kalsiyum hidroksit şeklinde yazabiliyoruz. Sönmemiş kireçte e, kalsiyum oksit, CaO şeklinde yazabiliriz. Evet, şimdi beraber konumuzla alakalı sorular çözelim. Gaz basıncı ve hacmi arasındaki ilişkiyi belirlemiştir diyoruz. En ünlü eseri kuşkucu kimyagerdir ve kendisinden daha basit maddeleri ayrılamayan madde element demiştir. Kimdi arkadaşlar? Bakın. Kendi resmi de burada Rubble Boyle yani D şıkkı diyeceğiz. Bunu hemen söyleyelim. Yani element tanımını yapmış. Kendinden daha basit maddeleri paylaşamayan e, maddeleri biz element diyelim demiş. Evet yukarıda bazı elementler var. Ve bu elementlerin semboller arasında ilişki hangisine yer almaz diye soruyorum. Mesela altın arkadaşlar AU. Bakın bu altın oluyor. Antimon arkadaşlar Antimon SB. Bakın önemli bunu da böyle burada yazmış olduk böylelikle. Kurşun arkadaşlar PB'dir. Potasyum da tabii ki K'dır. Ama AT, astatin e bu 7A grubu elementidir. İşte 7A grubu elementleri var mesela baktığınız zaman. Flor, hemen altında klor, brom, iot ve astatin arkadaşlar. İşte fino, Ceren'in burnunu ısırıp attı. Bunlar 7A grubu elementleridir. Cevap da bu durumda Bursa olacaktır diye söyleyebiliriz. Evet, Devam ediyoruz bakalım ne diyor şimdi elimizde? elimize diyor ki simyajların dönemlerinde keşfettikleri maddelerden bazıları e, formül olarak vermişler. Acaba demişler hangisi nedir? Şimdi şap arkadaşlar potasyum, alüminyum, sülfat e, bir çift tuzdur ve 12 tane su içermek zorunda. Evet bunu böyle söyleyebiliriz. Kireç taşı tabii ki kalsiyum karbonat bakın. Kireç deyince zaten aklınıza kalsiyum gelsin tamam mı? Onu belirtelim. Göz taşı arkadaşlar bakır sülfat maddesidir. Zat yağda da sülfilik asittir. Bunu böyle görebiliriz. Ama demir sülfat arkadaşlar bu vitriol. Hatta bunu Cabir bin Hayyan e, damıtarak sülfürik asit oluşturmuştur. Onu söyleyelim arkadaşlar. O yüzden bu yok görüyorsunuz ki bunu da e, bir söyleyebiliriz. Errazi de karıncaları damıtarak formik asiti bulmuştur. Onu da burada söyleyelim. Evet. Devam ediyorum sorularıma. Aşağıda verilen şekil Aristo'nun element ile ifade edilmektedir. X elementi ile Y özelliği arasındaki hangisi doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar ateşin karşısında ne vardı? Su vardı biliyorsunuz ki değil mi? Hani söndürüyor ya toprağın karşısında hava vardı. Evet bunu hemen yazabiliriz değil mi? O zaman X maddesi bir kere hava olmak zorunda. Peki bunu yazdık. Peki Y ne olur? Şimdi ateşin özelliği kuru ve sıcak olması biliyorsunuz değil mi? O zaman şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela buraya e, kuru yazsak arkadaşlar, burası da ıslak olmalı zaten. Tabii burası sıcaksa burası da toprak ol, e, soğuk olmak zorunda zaten. O zaman toprağın özelliği ne oluyor? Kuru ve soğuk oluyor. Havanın özelliği sıcak ve ıslak. İşte, e, suyun özelliği soğuk ve ıslak. E, Ateşin de kuru ve sıcak zaten söylemiştim. O zaman Y maddesi de soğuk olmalı. Bakın böyle bunu bulmuş olduk. O zaman cevabımızı ikisini de işaretlediğimiz zaman Bursa olacaktır. Devam ediyorum arkadaşlar. Diğer bir sorumuz. Berzelius'un elementlerin Latince adlarının baş harfini kullanarak oluşturması hangisini sağlar demiş. Şimdi Berzelius neyi sağladı arkadaşlar? Bir kere bilimsel çalışmalarda bir kolaylık sağladı. Çünkü S'den arkadaşlar herkesin kafası karıştı. Mesela işte herkesin sembolü var. Herkesin kendine göre bir e, harflerle alakalı veya şekillerle alakalı bir deseni var. O yüzden mesela civa demek istiyor ama ben ona bakırda kullanmışım. Ben bakır anlıyorum falan. O yüzden bilimsel çalışmalarda kolaylık Sağlar. Aynı zamanda elementler ortak bir bilim dili sağlar ve e, rahatça yazabiliyoruz bileşikleri. Ve o zaman ne olur? E, tepkimede de rahatça yazabiliriz. İşte çalışmalarda kolaylık sağlar ve daha kısa da bir gösterim sağlar. O yüzden hepsini de burada sağladığı için cevap da bu durumda edinen. Çünkü neden? Tek harf veya iki harf yani kısacık bir gösterimi sağladığı için bunu da burada söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi burada bizim bir tane sorumuz vardı hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bu sorudan devam edeceğim hemen. Aristo'ya göre doğada dört temel element bulunmaktadır. Neydi bu? Ateş, su, hava ve toprak. Peki maddeler bu elementlerle ifade edilmektedir demiş. Tamam güzel. Buna göre hangisi toprak elementidir? Şimdi toprak elementi derken neydi? Hatırlarsanız hava gazları ifade ediyordu. Su ee, sıvıları ifade ediyor. Toprak da katıları ifade ediyor. O zaman demek ki burada biz... Oda koşullarında maddemizin katı olması demek o maddenin toprak olduğunu söylemek demektir. Mesela helyum gaz demek ki bu havayı ifade ediyor. Demir katı evet bunu alacağım bak K demek katı demektir. Karbondioksit bak gazı ifade ediyor. O zaman bu da havayı ifade eder. Kalsiyum karbonat katı evet bu da toprağı ifade eder. HBR de sıvı arkadaşlar bu da e, suyu ifade eder. O yüzden bunu da alamam. O zaman iki tane maddemiz var yani ikinci ve dördüncü maddemizi Aristo'ya göre toprak elementtir diyebiliriz. Bu şekilde bunu da halletmiş olduk arkadaşlar. Bugün size ödev vermiyorum. Yarın ödev vereceğim. E bugün siz eğer önceki ödevlerinizi yapmamışsanız yani bizim kitabımız vardı biliyorsunuz burada. Bu kitabımızdan ben size ne demiştim hatırlarsınız diye düşünüyorum. Sayfa e, 6 ile 13'e kadar vermiştim bunları. Yapalım mutlaka tamam mı? Yapmamışsak bunları mutlaka bugün yapmalısınız. size süre veriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.